Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar, bilmiyorum işte. Böyle acı günler yaşadık, yaşıyoruz. İçinde dur. Yani ne yaşadığımız belli, ne yaşamadığımız belli. Gelmiş geçmiş olsun diyelim. Gerçi biz her zaman bunu diyoruz ki sel oluyor, geçmiş olsun kader. Deprem oluyor, geçmiş olsun kader. Ama oradaki vatandaşlarımız yandı, yandı. Paramparça parça oldu aileler. Çocukları gitti, gençlerimiz gitti, o küçücük çocuklarımız gitti. İnsanlarımız gitti. Binlerce. Neden? Hiç mi içine? Hiç mi içine arkadaşlar? O kadar acılı bir, o kadar da öfkeliyim ki. Yani değer miydi ya? Bir para için bizim onca vatandaşımız para için ölmeye değer miydi? Her yere bulduğumuz parayı bu vatandaşların evini sağlamlaştırmaya niye bulamadık? Neden bulamadık? Bizim halkımız bu kadar ucuz mu? Bizim halkımızın canı bu kadar ucuz mu? Başka milletleri düşünürken, başka ülkelere hibeler yaparken niye biz bu halkı düşünmediler diye sormayalım mı? Sormayalım tabii canım. Sormayalım artık kader. Yani kader denilmiş sormayacaksın. Artık şöyle arkadaşlar, kadermiş bu. Madem şunu bekleyeceğiz artık. Bundan sonraki kader kimin başına gelecek? Hangi ilin başına gelecek? Bunu bekleyeceğiz. Kader diyeceğiz, oturacağız. Kaderin önüne geçilmez mi sormayacağız. Tamam, kader diye bir şey var. Biz önüne geçtik de kader de bizim önümüze mi geçti? Biz tedbirimizi aldık da takdirimizi değiştirmedi mi Rabbim? Rabbim demiş ki, kulum demiş, takdir benden, tedbir senden. Al tedbirini, değiştir takdirini. Biz değiştirmek için çaba gösterdik de takdirimiz değişmedi mi? Vallahi arkadaşlar, hem üzüntülüyüm, hem öfkeliyim. Bir yığın soru, hem üzülüyorum, hem bir yığın soru soruyorum. Ama sebep olanlar inşallah bu halkın böyle bu hale gelmesine sebep olan kim varsa Rabbime havale ediyorum. Kendi adıma o hayatının baharında kopup giden o gençlerin hakkını Rabbime havale ediyorum. O denklesin, o düşündün, o düşünsün. O versin ya Rabbim cezasını. Beddua etmeyeceğim ama o küçücük çocukların o enkaz altında nefes alamaya alamaya canını teslim eden insanlarımızın bütün vebalini, günahını Rabbim sebep olanlardan sorsun. Artık arkadaşlar, yani bilmiyorum. Kader. Kadermiş. Kader diyeceğimişiz. Diyelim. Tamam. Maraş kader, Hatay kader, Antep kader, Kilis kader, Adıyaman kader, Diyarbakır kader, Malatya kader, Kilis kader, Urfa kader. Tamam. Bundan sonraki kader kimin arkadaşlar? Hangi ilde? Bundan sonra hangi ilin? Böyle bir felaket bekliyor. İşte kaderimizi yani bekleyeceğiz, göreceğiz. Ya böyle saçmalık olur mu arkadaşlar? Yani bekle gör. Ya kaderin önüne nasıl geçilmez? Geçilir. Tamam. Keşke o binalar sağlamlaşmış olsaydı. Depreme dayanıklı yapılmış olsaydı. Aman buralar depremden yıkılacak. Biz bunları yeniledik. Denilseydi de biz de deseydik ki hiçbir ihmal olmadan en iyi şekilde depreme dayanıklı yapılmış olsaydı da
Biz de o zaman deseydik ki ne yapalım kader. Hadi sen çürük binalarda insan oturuyor. Yeni yapılmış, daha geçen yıl yapılmış insan, binalarda insanlar yaşıyor ve bu depremde ölüyor. Bunda neyi soralım? Bina eskiydi, ondan öldü. Yok. Yeni de öldü. Yeni de yıkıldı. Burada artık bilmiyorum kim ne soracak. İnşallah sebep olanlara Rabbim bir vicdan versin. Bir vicdan versin, o vicdanının içinde bunca milletin yaşadığı bu acıları kat kat yaşasın. Kat kat yaşasın. Orada insanlarımız öldü. Enkazlar altında kaldılar. Üşüdüler, aç kaldılar. Biz burada yedik içtik oturduk mu? Biz de aynı şekilde onlarla birlikte üzüldük. Ne yediğimiz belli oldu, ne uyuduğumuz belli oldu. Artık psikolojimiz toplum olarak hepimiz etkilendik. Bir oradaki vatandaşımız, tabii ki biz onlar kadar etkilenemeyiz. Tabii ki biz onlar kadar yanamayız. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz yine evimizdeyiz. Çorumuz çocuğumuz yanında. O insanlar hem o günü yaşadı hem o günden sonraki günleri yaşadı. Acı üstüne acı. Acı üstüne acı yaşadılar. İşte arkadaşlar vallahi çok üzgünüm. Çok üzgünüm yani o yüzden. Yine de geçmiş olsun diyelim. Gelmiş geçmiş olsun diyelim. Vallahi bunu bile demek o kadar zoruma gidiyor ki arkadaşlar. Yani artık bir kere olsun da geçmiş olsun. Sel oluyor. Geçmiş olsun. Selde evler yıkılıyor. Geçmiş olsun kader. Geçmiş olsun kader. Ya böyle olmamalı ya. Olamaz artık. Böyle de olamaz arkadaşlar ya. Vallahi olamaz yani. Evet. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Oradaki insanlar da toparlanacak. Geride kalan çocuğu için toparlanacak. Biz millet olarak toparlanacağız, kenetleneceğiz. Sahip çıkacağız onlara da elimizden geldiğince. Herkes ne yapabiliyorsa onu yapacak. Devleti de, milleti de. Bilmiyorum artık. İnsanlar sonra daha çok acılar yaşayacak o insanlar. Biz yani anlatmaya gerek yok. Siz de benimle birlikte gördünüz. Hep soracak niye? İnsanların bir Rabbim Allah'ım ölümün bile bir hayırlısı varmış yani. Vallahi şu şeyde ne öğrendim arkadaşlar. Allah'ım dedim. Demek ki dedim evinde ölene, bu hastanede ölünüp töreni yapılana, evinde ölenip töreni yapılan bile çok şanslıymış. Yani o cenaze bile çok şanslıymış dedim. Bu manzarada, bu görüntüde, bu yaşadığımız günlerde, yaşadığımız olayda. Vallahi bunu diyorum yani artık bunu bile kendimize şans görür olduk ya. En acı şeyi, en kötü şeyi, ölümü falan artık şans görür olduk. Cenaze törenimiz oluyorsa, aman evimizde ölüyorsak, doğru düzgün götürülüp gömülüyorsak çok şanslıyız. Vallahi çok üzücü, çok üzücü, çok üzücü arkadaşlar. Çok üzücü ve çok düşündürücü. Artık kim ne yapacaksa, şu milletin kaderini kim değiştireceğiz artık değiştirsin. Ben kader mader duymak da istemiyorum. Kendimi de kandıramam. Başkalarını yani bilmiyorum ya. Her şeyi kullanamazsınız onu. Kaderi her şeyi kullanamazsınız. Siz tedbir aldınız mı? Siz her şeyi görevinizi dört dörtlük yaptınız mı da kader diyorsunuz ya. Bunu bir kişiye şuna buna demiyorum arkadaşlar. Beni yanlış anlamayın. Hepsi yöneteni de, muhalefeti de, belediyesi de, valisi de kim bu ülkenin bir şeyleri yapacağını diye bu halkın parasıyla, oyuyla bir yere geldiyse hepsine diyorum. Artık şu milletin kaderini mi değiştireceksiniz?
Ne yapacaksınız? Ya da paraya pula mı doyacaksınız? Artık bir kararınızı verin. Bizi de bir yanımızı böyle yıkıp bir yanımızı da yakmayın be. Onlar mı yıktı? Aman öyle falan diye bana bir şey demeyin de arkadaşlar, yazmayın da. Kim yıktı? Kim yıktı o zaman? O zaman bekleyelim. Hepimizi biri yıkacak diye bekleyelim. Ya önlem, o binalar sağlamlaştırılsaydı bu Japonya'yı niye yıkmıyor bu deprem ya? Niye bizim halkımızı seller yıkıyor, depremler yıkıyor ya? Niye? Niye biz böyle bunca milletimizi toplu toplu, çorumuzu, çocuğumuzu bu şekilde ziyan ediyoruz ya? Çok üzgünüm. Yani işte çiçeklerim açıyor. Vallahi arkadaşlar, bunları bile şunu beraber sizlerle saksı değişimi yapmıştık ya. Bakın görüyor musunuz? O kadar da sevdi toprağını falan, canlandı. Bu da aynı 11 ay çiçeği. Bunun yapraklarını aldım arkadaşlar. Biraz yaprakları yaşlanmıştı. Bunun da yaprağını da alınca bu da bir açmaya başladı, coşmaya başladı. Ama hiç gözümde yok biliyor musunuz? Bu şu renkler bile artık gözüme hepsi siyah. Vallahi siyah arkadaşlar, yani bunu samimi söylüyorum. O kadar üzgünüm. O kadar üzgünüm. O insanların yardım sesleri, o gençlerin yardım sesleri. O çocukların oralardan çıkıp ne olduğunu anlayamayan şaşkın şaşkın halleri. O bebekler hiçbir şeyden haberi yok. Hepsi de çok üzücü. Hepsi de üzücü. Yani o yüzden yani çiçek gerçekten, ama maalesef de hayat devam edecek, etmeli. Hepimizin çoluğu var, çocuğu var. Acılarla. Çünkü biz yani ilk defa yaşamıyoruz ki arkadaşlar bunu. Biz neredeyse her yıl bir felaketi yaşıyor bu ülke. Bir şekilde bir felaketimiz var bizim. Allah kusura bakmayın yani. Belki de çok mu şey ettim acaba, ama yani arkadaşlar vallahi daha içimden öyle şeyler geliyor. Öyle şeyler geliyor ki. O kadar yani söylemek de geliyor da kime ne söyleyeceğim? Yani aslında şu manzarada kime ne diyeceğim? Hala bizi bilmiyorum ya, neyle avutmaya çalışıyorsunuz? Neyle? Yazık yani, yazık. Biz hak etmiyoruz bunu millet olarak. Bizim halkımızın hepsi insan gibi insan. Doğusu da batısı da. Bizim halkımız öyle birbirine sahip ki, geçmişte olduğu gibi. Ne kadar şöyle böyle denilse de işte gördü herkes. Biz öyle bir halkız. Bu bizim bir şansımız. Biz başka vatandaşımızın, milletimizin bir yeri şey oluyorsa, aman bize ne diyemeyen halkız, diyemiyoruz. Diyemeyiz. Biz bir bütünüz. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi, şu su, bu su. Biz bir bütünüz. Böyle en ufak şeyde nasıl kenetlenmeyi de biliriz. O acıyı paylaşmayı da biliriz. Ama biz bunu yapabiliriz. Millet olarak, vatandaş olarak biz bunu yapabiliriz. Ama devlet olarak, yetkililer olarak, belediyeler olarak herkes seçiliyorsa o aldığın oyun hakkını vereceksin. Müteahhitsen, sen paranla bana bu evi satıyorsan bana en iyisini yapmak zorundasın. Ben ne bileyim ya? Ben mühendis miyim? Yer bilimci miyim? Ben ne bileyim, inşaatçı mıyım? Malzemenin iyisini, kötüsünü, demirin ne kadar olacağını, ne kadar gideceğini, bunu denetleyen diyecek. Ya şu herkes sorumluluğunu bir bilsin ya. Herkes şu sorumluluğunu yerine getirsin. Aldığı parayı hak etsin. Helal para kazansın. Paraya bir doyun artık ya. Doyun.
Toplu toplu milleti, çoru çocuğu ziyan ettik. Yeterin artık ya. İşte arkadaşlar, gelmiş geçmiş olsun diyeyim ben. Bütün herkese çok, aslında çok şey bir kelime biliyor musunuz? Bunu falan gerçekten söylerken o kadar kendimi iyi hissetmiyorum yani. Nasıl gelip geçecek ki? Gelmiş geçmiş olsun. Ben böyle dedim diye oradaki insanların yaşadığı gelip geçecek mi? Nasıl geçecek bu annelerin, annelere nasıl gelip gelmiş geçmiş olsun diyebileceğiz ki yani? Felaketi yaşıyor, felakette en değerli şeylerini, çoluğunu, çocuğunu, bütün ailesini, annesini, babasını, kardeşlerini, küçücük küçücük çocuklar sahipsiz, kimsesiz kaldı ya. Çünkü insanlar bir şeyi kaybettiyse tek değil ki. Komşusu yıkıldıysa kendi de yıkıldı. Abisi yıkıldıysa ablası da yıkıldı. Millet felaketi, kendi evi de yıkıldı. Millet orada ne yaşadı? O kabus kolay kolay unutulur mu? Ben gelmiş geçmiş olsun desem, o kabusu yaşayanlar, o acıyı yaşayanlar, onca kayıp veren insanlar için gelmiş geçmiş olur mu? Maalesef bizim kolay şeyimiz. Ama benim yani yapabilecek neyim var arkadaşlar? Ben bir vatandaşım. Ben ne yapabilirim? Herkes aklına başını alacak. Vatandaş olarak tabii ki bir yapabileceğimiz bir şey var. Hiç kimseye takmayacağız arkadaşlar. Herkes işini yapıyorsa kim olursa olsun. O suda, bu suda. Şu suda, bu suda. Hangi parti, hangi siyasetçi olursa olsun. Biz de vatandaş olarak birilerini tapıp birilerini bu kadar bağlanmayacağız. Kim olursa olsun ya. Herkes işini yapacak. Yapmayan varsa hiçbir yönetenin bir ihmalini affetmeyecek vatandaş da. Yani bu belediye başkanının bir ihmali varsa bir daha çıktığında o ihmalin karşılığını öyle bir alacak ki, yöneten ihmali varsa o yöneten de alacak. Biz de halk olarak ancak bunu yapabiliriz. Ama takım tutar gibi insanlarda bu şey, işte ne olduk? Ne olduk yani? Tuttuk takımları, tuttuk. Ne olduk? Burada beni yanlış anlamayın. Ben ne şucusuyum ne buyum. Ben vatandaşım. Ben kendimi güvende hissetmek istiyorum. Oturduğum evimde kendimi güvende hissetmek istiyorum. Çocuklarımı güvende hissetmek istiyorum. İhmaller yüzünden akrabamı, konumu, komşumu, vatandaşımı, halkımı, bu milletin insanını kaybetmek istemiyorum. Hiç mi içine? Çocukları kaybetmek istemiyorum. O gençlerin hayalleriyle birlikte gitmesini istemiyorum. Ben vatandaşım. Ben bunları istiyorum. Kim de seçiliyorsa, görevini yapacaksa, kendini düşünmeyecekse, cebini düşünmeyecekse, herkesin işini yapmasını, yapamayacaksa çekilip gitmesini istiyorum. Belki biz yanılırız, seçeriz. Olmuyorsa, o zaman yapamıyorsa herkes gidecek. Burada beni kimse yanlış anlamasın arkadaşlar. Ben burada ne şu anki yöneteni diyorum. Şu anki yöneten de olsa, bundan sonra gelecek varsa o da olsa. Önce vatandaşın, sen vatandaş için seçiliyorsun. Talip oluyorsun. Ben bu ülkenin bütün derdini, sorununu çözerim. Bu halkı refah, ferah içinde yaşatırım diye seçiliyorsun. Güvenli bir şekilde ülkemin güvenliğini korurum. Ben bunları kaldırabilirim diye seçiliyorsun. Bugünkü seçilen de öyle, yarınki seçilen de öyle, geçmişteki seçilenler de öyleydi. Onun için önce vatandaşı düşünmek zorunda herkes. Ama vatandaş da önce kendini düşünmek zorunda. İşte her şeye göz yumarsak, her şeye göz yumarsak, madende ölüyor bizim şeyler, kader. Madencininki kader, selde ölüyor kader,
Depremde ölüyor kader. Kaderde kader. Ya kader tek bizim ülkeye mi var? Ya gitsin artık, bu kader de tek bizim ülkede varsa gitsin gari. Yeter artık, yeter. Yeter yani. İşte arkadaşlar. Neyse. Vallahi arkadaşlar, o kadar psikolojim bozuldu. İnşallah tekrar görüşürüz. Görüşmek dileğiyle diyeyim beni izleyen arkadaşlara. İnşallah tekrar görüşebiliriz. Artık böyle herhalde yani, bilmiyoruz çünkü. Bir dakika sonra ne yaşayacağız, ne olacağız bilmediğimiz için. Tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah herkes önlemini alır, çözümlerini yapar. Da bundan sonra bari böyle acılar yaşamayız. Bunu da diye 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 bugünlere geldik de. Artık ne diyelim? Bu bari son olsun diyelim. Bu bari son olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.